Herkese günaydın. Augustus, Julia Claudius Hanedanı'nın kurucusudur. Hanedanın adındaki Julio, Julius Caesar ve Augustus'un geldiği Julius ailesi. Claudius ise Augustus'un karısının ailesidir. Julio Claudius hanedanından gelen 4 imparator vardır. Bunlar Tiberius, Caligula, Claudius ve Nero'dur. Dördünün de Roma mimarlığının gelişimine önemli katkıları olmuştur. Bugün bu 4 imparatorun katkılarından söz edeceğiz. Ama Roma mimarlığına en önemli katkının tek bir yapıdan Nero'ya, adı kötüye çıkmış olan Nero'ya ait bir yapıdan geldiğini göreceğiz. Bu nedenle dersin adını kötülüğü ile ünlü Nero'nun hayranlık uyandıran mimarlık mirası koydum. Daha önce sözünü ettiğimiz bazı beton inşaatlar, özellikle de Pompei'deki frigidaryumlar ve Baia'daki termal hamam olmasaydı böyle bir miras söz konusu olamazdı. Burada Baia örneğini tekrar görüyoruz. Bu Merkür Tapınağı olarak bilinen yapının beton kubbesinin dışarıdan görünümü. Aşağıda solda ise yapının içinden bir görüntü var. Bunu mekanın ışık oyunları oluşturacak şekilde tasarlanmış olduğunu hatırlamanız için tekrar gösteriyorum. Öyle ki kubbedeki okulüstan gelen ışık duvarlara yansıyor. Oradan da yerdeki su dolu havuzda üstteki açıklığın şeklinde yuvarlak bir ışık hüzmesi oluşturuyordu. Duvarlar stukkalanmış, ardından da olasılıkla mozaikle süslenmişti. Yani sonuç olarak burası manzarası çok hoş bir iç mekandı ve bu tasarımın İmparator Nero'nun mimari tasarımlarında önemli bir etkisi olmuştur. Julio Claudius Hanedanı'nın ilk imparatoru olan Tiberius'la derse başlamak istiyorum. Burada Tiberius'un bir portresini görüyorsunuz. Bunu sadece nasıl biri olduğu konusunda bir fikir sahibi olmanız için gösteriyorum. Augustus'tan sonra Roma imparatoru olan Tiberius, Livia'nın önceki evliliğinden doğan büyük oğluydu. Tiberius'un burada gördüğünüz mermer portresi şimdi Kopenhag'da Carlsberg Glyptotek'tedir. Tiberius milattan sonra 14 ila 37 yıllar arasında imparatorluk yapmıştır. Mimari anlamda yaptıklarından biri de Augustus zamanında başlayan projeleri tamamlamak olmuştur. Ayrıca bakımsızlıktan kötü durumda olan ve aralarında çok sayıda tapınak, bir bazilika, depo binaları ve bir de tiyatro bulunan bazı Cumhuriyet dönemi yapılarını onartmıştır. Tiberius aynı zamanda Roma'da yeni inşaat projeleri de başlatmıştır. Bunlardan biri de üvey babası olan tanrısallaştırılmış Augustus'a adanan bir tapınak, yani Divus Augustus tapınağı projesidir. Augustus da Sezar gibi ölümünden sonra tanrısallaştırılmıştır. Tiberius akrabaları için de bir dizi tak, bir de prator muhafızları için bir ordugah inşa ettirmiştir. Ama göreceğimiz gibi Tiberius'un gerçek tutkusu kamuya yönelik mimari değildi. Oysa Augustus o tip yapılarla ilgilenmişti. Augustus'un en önemli projelerinin Augustus Forumu, Mars Ultor Tapınağı ve Areopagus Augusti olduğunu hatırlayın. Tiberius bu tip halka açık mimariden ziyade kişiye özel mimariyle ilgilenmiş, bir başka deyişle kendisi için, yakınları ve sevdikleri için yapılar inşa ettirmiştir. İşe Platonus Tepesi'nde bir sarayla başlamıştır. Augustus'un güzel resimlerle süslü, küçük, mütevazi evini kendisi için yeterli görmemiş ve Platonus Tepesi'nin kuzeybatı yamacında kendisi için çok daha büyük bir sarayın inşaatına başlamıştır. Roma dışında da özellikle de muhteşem Capri Adası'nda villalar yaptırmış veya olanları yeniletmiştir. Aslında Julio Claudius'lar, Augustus ve Tiberius zamanında Capri Adası'nda birbirinden güzel tam 12 villa inşa ettirmiştir.
Ama Augustus'un villalar konusunda da Tiberius'tan bir şekilde daha mütevazi bir zevke sahip olduğunu belirtmek gerekir. Augustus anlatılanlardan edindiğimiz bilgiye göre villalarını dinozor kemikleri gibi tarihi şeylerle süslerken Tiberius olabilecek her türlü lükse sahip olmak için para harcamıştır. Platinus Tepesi'ndeki saraya gelince bu saray Domus Tiberiana olarak bilinir. Bundan çok hızlı söz edip geçeceğim. Tiberius'un inşa ettirdiği bu sarayın beton altyapısından geriye çok az şey kalmıştır. Burada Forum Romanum'dan Platinus Tepesi'ne çıkan rampayı, Clivus Platinus'u ve sarayın altyapısına ait kalıntıların bir kısmını görüyorsunuz. Bu gördüklerimiz olasılıkla daha geç dönemde yapılmış restorasyona aittir. Yani bunlar Tiberius dönemine ait olabilir de olmayabilir de. Ama bu kalıntılar Tiberius'un burada ne tip bir yapılanma başlattığına dair bir fikir verir. Bu yapıdan söz etmemin sebebi, göreceğimiz gibi Caligula ve bazı başka imparatorların da bu yapıya eklemeler yapmaya devam etmiş olmasıdır. Daha sonra Platinus Tepesi'nin tamamı M.S. 1. yüzyıl sonlarında İmparator Domitianus zamanında yeniden tasarlanmıştır. Capri Adası'nda daha ilginç olan ve hakkında çok daha fazla bilgiye sahip olduğumuz villalar bulunmaktadır. Bunlardan en iyi korunmuş örneklerden birini Jovis Villası'nı göreceğiz. İmparator Tiberius için yapılan bu villanın ismi de ilginçtir. Jovis Villası, yani Jüpiter'in villası. Villa Tiberius'un imparator olduğu dönemde, yani M.S. 14 ila 37 yılları arasında inşa edilmiştir. Burası çok güzel manzarası olan bir yer ve bugün sizi oraya götüreceğim. Bilmiyorum kaçınız oraya gittiniz ama benim bu dünyada en sevdiğim yerlerden biri olan Capri Adası'na ulaşmanın tek yolu, tabii özel bir yatınız yoksa bir bot yolculuğudur. Bir yatınız yoksa ya Napoli'den ya da Positano'dan küçük bir bota binmeniz gerekir. Büyük botlar da var ama genellikle hidrofil olarak bilinen küçük botlar kullanılıyor. Burada solda Amalfi kıyısındaki Positano'nun bir görüntüsü var. Burada sahile inip bir hidrofile biniyorsunuz. Çok uzun sürmüyor, yarım saat, hatta daha kısa bir süre sonra Capri Adası'na ulaşıyorsunuz. Botlar genellikle 8 kişilik. Burada bu 8 kişiyle beraber Positano'dan Capri Adası'na gidiyoruz. Eğer deniz sakinse, hava güzelse bot yolda Yeşil Mağara veya Mavi Mağara gibi ünlü mağaralara doğuruyor. Burada bu mavinin nasıl bir mavi olduğu hakkında fikir vermesi için mağaradan bir resim gösteriyorum. Mavi mağaraya girdiğinizde hakikaten bir neon mavisiyle karşılaşıyorsunuz. Bu tip maviyi dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz. Yani sizi botlarla mağaralara da götürüyorlar. Sonra Capri rıhtımına yanaşıyorsunuz. Bottan indiğinizde Capri Adası'nda ilk karşılaştığınız manzara bu. Gerçekten görülecek en güzel yerlerden biri. Bottan indikten sonra bir teleferiye gidiyorsunuz. Kasaba merkezine sizi bu teleferik götürüyor. İnince ilk gördüğünüz şey bu meşhur Cafe Tiberio. Burası mola için hoş bir yer ama onun için göstermiyorum. Göstermemin nedeni Roma imparatorlarının hala günümüzde bile devam eden bir etkisi olduğunu göstermek. Birçok kafe ve lokanta adını Roma imparatorlarından veya derslerde gördüğümüz anıtlardan almaktadır. Bu kafede bir istisna değil. Aslında kafenin içine girerseniz duvarda bir Tiberius portresi olduğunu görürsünüz. Yani Tiberius hala günümüzde bile Capri yaşamının içinde varlığını sürdürüyor. Turistlerin çoğu Capri'ye bu muhteşem adayı gezmek, kayalıklardaki sahilleri, buradaki ünlü kayaları görmek için geliyor. Burada resmini gördüğünüz kayalara Fraglioni deniyor. Bu kayaların en iyi göründüğü noktaya Augustus bahçeleri olarak bilinen yerden çıkılıyor. Hakikaten şahaneler.
Bu kayalar Capri Adası'nda bir yön bulma işaretidir. Toprak kaymalarından, deniz erozyonundan bile korunmuş muhteşem bir oluşum ve tabii fotoğraf çekmek için de ideal bir yer. Capri'ye gidip de Fraglioni önünde fotoğraf çektirmeyen yoktur sanırım. Capri Adası'ndan size göstermek istediğim villa, adanın en iyi korunmuş olan villasıdır ve dediğim gibi Tiberius'a aittir. Daha önce de söylediğim gibi bu M.S. 14 ila 37 yılları arasında tarihlenen Jovis villasıdır. Bu oraya çıkan patika, yani yürümeniz gerekiyor. Bu yol taksi ile veya arabayla gidebileceğiniz bir yol değil. Kendi yolunuzu kendiniz bulacaksınız. İki yol var. Ben bir hata yapıp bu dik olanını seçmişim. Ama sizi kesinlikle görmeye değer bazı villalara, evlere götüren bir yol daha var. Oradan da gidebilirsiniz. Capri Adası'na gideniniz var mı? Capri'de ya da genelde Amalfi kıyısında başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz büyüklükte limonlar var. Jovis villasına çıkan yolda da üstünde devasa limonlar olan ağaçlar var. Burada Jovis villasının Ward Perkins'in kitabından alınmış planını ve kesidini görüyoruz. Önce perdenin üst kısmındaki keside bakarsak yapının nasıl inşa edildiğini görebiliriz. Gördüğünüz gibi mimarlar beton teknolojisindeki en yeni olanaklardan yararlanarak sıralar halinde bir dizi beşik tonoz inşa etmişler. Sıra halinde inşa edilen bu beşik tonozlar villanın sarnıçlarıydı. Bu sarnıçlarda hamamlarda, mutfakta kullanmak üzere su biriktiriliyordu. Burada tonozları görüyorsunuz. Altta ise villanın planı var. Burada da bu alanın sarnıçlarıyla beşik tonozlar üzerinde yerleştirilen bir taban döşemesiyle geniş bir avluya dönüştürülmüş olduğunu görebiliyorsunuz. Tiberius'un Capri'deki villasının girişi buradandı. Burada bir dizi sütun görüyorsunuz. Toplam 4 tane. Bu sütunlar villanın girişine yerleştirilmiş. Villanın bu tarafında, yani güneyinde, hamam bölümü var. Burası villanın hamamı. Güneye bakan tarafta olması şaşırtıcı değil. Bu imparator için inşa edilmiş büyük bir hamam. Villanın batısında ise Tiberius'un yakınları için bir dizi oda mevcut. Mutfak da bu tarafta. Bu da bizim açımızdan belki de evin en önemli odası olan salon bölümü, yani aula. Burası Tiberius'un Capri'deki villasının aulası. Burası dışarıdaki manzaraya bakan geniş panoramik pencereleri olan bir tür exedra. Pompei'deki Misterler villasının ikinci evresinde böyle panoramik bir manzaraya açılan çıkma bir pencere olduğunu hatırlayalım. Buradaki manzara Misterler villasındakinden bile güzel. Zira buradaki pencereler tam kayalık burnun kenarında. Aslında burasının deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 350 metre ve harika bir deniz manzarasına ve çevre adalara bakıyor. Villanın kuzeyinde ise Tiberius'a ait daireler var. Bu kısım tamamen Tiberius'a ait. Burada bir dizi mekan var. Bunlardan biri de çıkıp manzara seyredebileceği kendisine özel kapalı bir balkondur. Burada ayrıca bu özel dairelerden dışarıdaki uzun yürüyüş yoluna açılan bir koridor olduğunu görüyorsunuz. Yürüyüş yolu hemen kayalığın kenarında. Bu yola ambulatio denir. Bu imparatorun ve özel konuklarının keyifli bir yürüyüş yapması, deniz manzarası seyretmesi için tasarlanmış bir yol. Yolun tam orta kısmında ise bir triclinium var. Tam burada. Triclinium ya da yemek odası, imparatorun manzaraya karşı yemeğini yediği yer. Bu resim
Ne yazık ki siyah beyaz. Ama elimde bulunan ve size kalıntıların durumu ve büyüklüğü hakkında bir fikir verebilecek tek resim. Sanırım burada beton inşaatı net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi temel koruna gelmişse de üst yapı ve bezemeler her şey yok olmuş. Ama sarnıçları görebiliyorsunuz. Aulanın yeri de burada. Tiberius'un yakınları için ayrılmış ve Tiberius'un özel bölümü de bu taraftaydı. Bu kilise ve kaideli heykel daha sonra yapılmış. Burayı tabii ki onlarsız düşünmeniz lazım. Bu da kalıntıların bugünkü durumu. Yukarı çıkıp etrafa gezerken görebileceğiniz kalıntılar hakkında size bir fikir veriyorum. Duvarlar o kadar yüksek değil ama villanın planı tam olarak korunmuş durumda. Bunlar sayesinde villanın antik dönemde nasıl bir yapı olduğunu ve bu parçaların nasıl bir bütün oluşturduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi bu beton bir yapı. Duvarlar kampanyanın başka yerlerinde de gördüğümüz gibi düzensiz taşlarla, yani bir tür opus incertum ile kaplanmış. Hatırlayacağınız gibi bu adada Napoli, Pompei, Oplantis kıyılarına yakın bir konumda. Elimde buradan bakınca görülen manzaranın birçok resmi var. Bu onlardan biri. Buradaki manzara konusunda size bir fikir verebilir. Sanırım aula yakınında bir yerden çekmiştim. Harika bir deniz manzarası. Bazı noktalardan aşağı baktığınızda kayalık yamacı görebilirsiniz. Karşıda adalar, örneğin bu Ischia adası. Tiberius'un ardılı Caligula'dır. Caligula, Tiberius'un ölümünün ardından imparator olmuştur. Burada perdenin sağında yine nasıl biri olduğu hakkında bir fikir verecek portresini görüyoruz. Caligula çok genç yaşta imparator oldu ama tahta çok kısa bir süre kalabildi. İmparator olduktan kısa bir süre sonra akıl sağlığının pek de yerinde olmadığı anlaşıldı. Aslında çocukken çok popüler biriydi, yani sevilen bir prensti. Ailesiyle gittiği askeri kamplarda üstünde küçük askeri kıyafeti, ayağında Caligula adı verilen tipik askeri botlarıyla etrafta koşuşturup dururmuş. Caligula takma adını da bu nedenle almış. Herkes tarafından sevilen biriymiş. Roma imparatoru olunca da herkes çok sevilmiş. Ama sahip olduğu güç aklını başından almış ve hızla bir despota dönüşmüş. Zamanının büyük bir kısmını kız kardeşleriyle oynayarak geçiriyormuş. Bu sikke üzerinde Caligula'nın kız kardeşlerini görüyorsunuz. Hepsinin adı yazılı. Agrippina, Julia ve en sevdiği, bu nedenle de ortada betimlenmiş olan Drusilla. Ayrıca sahte savaşlar yönetmek gibi çok garip işlerle de uğraşıyormuş. Sahte savaşlarda sahte düşmanlarla savaşıyormuş. Örneğin İngiltere'ye karşı savaşıyormuş. Bir de atı Inquitatus'u senatör yapmak için epey uğraşmış. Tüm bunlardan, burada nasıl bir adamdan söz ettiğimizi anlamışsınızdır. Caligula bu işlerle o kadar meşguldü ki mimariye ayıracak pek zamanı yoktu. Ve dediğimiz gibi imparatorluğu çok kısa sürmüştü. Bu nedenle de mimariye katkıları sınırlı olmuştur. Ama hiçbir şey yapmadığı anlamına da gelmez. Bazı şeyler yapmıştır. Özellikle de bunlardan bir tanesi çok önemlidir. Burada ona değinmek istiyorum. Evet, Caligula M.Ö. 37 ile 41 yılları arasında imparatorluk yapmıştır. Az sayıda kamu binası inşa ettirmiştir. O da Tiberius'un izinden gitmiş ve kamu binalarından ziyade özel villa inşaatlarına önem vermiştir. Ama Caligula'nın mimari olan katkılarını değerlendirirken haksızlık etmememiz ve onun sadece 3 yıl gibi kısa bir süre imparatorluk yaptığını unutmamamız gerekir. Daha uzun süre tahta kalsaydı belki de daha fazla katkıda bulunabilirdi. Tiberius tarafından başlatılan birçok yapı projesini tamamlatmıştır. İmparatorların kendilerinden önce başlatılan projeleri tamamlamasının artık bir gelenek haline gelmeye başladığını göreceğiz. Kendisi de aralarında iki su kemeri ve bugün Vatikan yakınlarında yer alan bir circus'ta bulunan birkaç yeni yapı inşa ettirmiştir. Domus Tiberiana fikrini de çok sevmiş, o da bu saraya eklemeler yaptırmıştır. Bu, Tiberius'un Platinus Tepesi yamacında inşaatına başladığı saraydı.
Ama asıl ilgilendiği konu Roma dışında villalar inşa ettirmekti. Bu tip birkaç villa yaptırmıştır. Ama artık Capri'den söz etmiyorum. Orada zaten inşa edilmiş villalar vardı ve kendisi oraya gidip Roma İmparatoru olarak bunların tadını çıkarabilirdi. Onun istediği Roma'nın çevresinde villalardan bir çember oluşturmaktı ve işe başladı. Daha sonra yaşlı Plinius'tan öğrendiğimiz kadarıyla Roma'yı villalarla çevreleyen sadece Caligula değildi. Nero da aynı şeyi yapmıştı. Roma şehrinin çevresinde süratle villalar inşa edilmeye başlandı. Caligula zamanında mimariye başlı başına çok önemli bir katkı yapıldı. Bu çok kayda değer bir katkıdır. Caligula'nın imparatorluğu zamanında beton harcının karışımı değiştirildi. Bu dönemde malzemeyi hafifletmek gerektiğine karar verdiler ve bir süredir sıvı harç karışımının içinde kullanılan ama son derece ağır olan molos taşları çıkarıp onun yerine çok daha hafif olan çok yüzenekli sarı tüf ve mantara benzeyen yumuşak sünger taşı koydular. Bunun daha hafif kubbeler inşa etmek, hafif kubbelerinde daha geniş alanların kapatılabilmesi anlamına geldiğini anlamışsınızdır. Yani bu sıradan bir başarı değildi, çok ama çok önemli bir başarıydı. Bu Caligula'nın tahtta olduğu dönemde gerçekleşmiş bir değişimdir. Beton harcındaki bu değişim olmasaydı, birazdan sözünü edeceğimiz Nero'nun Domus Aureus'unun yani altın evinin geniş kubbeli mekanını inşa etmek mümkün olmazdı. Caligula zamanında yaşanan bir diğer gelişme de mimariye de katkıları olmakla beraber asıl dini uygulamalarla ilintilidir. Bu gelişim mistik kültlerin Roma dini üzerindeki etkisiyle ilintilidir. Sanırım size daha önce Roma'da bir devlet dini olduğunu ve bunun da herkesin inanması beklenen tek yasal din olduğunu söylemiştim. Ama zaman içinde Romalıların imparatorluğun diğer bölgeleriyle özellikle de Doğu eyaletleri ile ilişkisi arttıkça Roma'ya birçok yeni inanç, mistik ve egzotik din sızmaya başladı. Bunlar orduyla, ticaret ilişkileriyle geldi. Başlangıçta bu yabancı dinler kabul edilmemiş, açık bir şekilde ibadet edilmesine izin verilmemişti. Bu konuya örnek alarak Misterler villasını göstermiştik. Bu villanın sahibesi, evin 5 numaralı oda olarak adlandırdığımız odasını Dionysos kültü törenlerine ayırmıştı. Çünkü bu gizli tutulması gereken bir inançtı. Ama Caligula'nın kendisi de bu mistik dinlere ilgi duyuyordu. Ve belki de bu dinler için yer altından çıkma olanağı doğmaya başlamıştı. Gerçi onun zamanında böyle bir şey gerçekleşmemiştir ama sanırım Caligula'nın bu adımın atılması yönünde önemli bir katkısı olmuştu. Fakat yine de bu gruplar toplantılarını gizli yapmayı sürdürdüler. Bugün özellikle tek bir tarikattan söz etmek istiyorum. Çünkü sözünü edeceğimiz bir sonraki yapı bu tarikata ait bir yapıdır. Bu yeni Pitagorasçılık olarak bilinen bir tarikattır. Şimdi size göstermek istediğim yapı bu tarikatın ibadet için kullandığı çok ilginç bir yeraltı bazilikasıdır. Aslında bu Caligula dönemine ait değil, biraz daha geç bir yapı. Ama şimdi göstermek istiyorum çünkü bu dinlere karşı bir yumuşamanın başlamasında ve bu dinlerin zamanla yayılıp yer altından yerin üstüne çıkmalarında Caligula'nın etkisi büyüktür. Bu yapı yer altında olduğu için yeraltı bazilikası olarak adlandırılır ve milattan sonra 50'li yıllara tarihlenir. Buradaki planda konumunu görüyorsunuz. Burada bazilika olarak işaretlenen yer. Ve gördüğünüz gibi daha önce sözünü ettiğimiz bir yolun yani Via Paraenestina'nın üzerinde. Hatırlayacağınız gibi bu yol ve Via Labicana son derste sözünü ettiğimiz fırıncının mezarının önünde kesişiyordu. Aslında plana bakarsanız burada fırıncının trapez planlı mezarını da görebilirsiniz. Bu mezarın büyük bir kapı önünde olduğunu söylemiştim. Bu iki su kemeri arasında yer alan kapı Porta Maggiore yani büyük kapıydı. Kapı daha geç döneme ait olduğu için o zaman onu göz ardı etmenizi istemiştim. Ama Claudius zamanında yapılmış olan bu kapıdan biraz sonra söz edeceğiz.
Sonuç olarak burada kapıyı ve fırıncının mezarını görüyorsunuz. Bunlar size M.Ö. 50'lerde inşa edilmiş olan bu bazilikanın, yeraltı bazilikasının konumu hakkında bir fikir verecektir. Bazilikanın planına baktığımızda gördüğümüz plan sivil bazilikalarda, örneğin Pompei'deki bazilikada gördüğümüz planın aynısıdır. Orta ve iki yan neften oluşan bir yapı. Nefler arasında sütun değil, ayak kullanılmış. Kısa arka duvarda burada gördüğünüz gibi bir apsisle belirgin hale getirilmiş. Bu yeraltı bazilikası dini ayinler için kullanılmış bir mekan. Yani burada yine biçimsel değiştirilebilirlik görüyoruz. Bir kamu alanında mahkeme binası olarak tasarlanan bazilika burada farklı bir amaçla kullanılmıştır. Bazilika planını daha önce de Herkülanyum'da bir evin ziyafet salonunda görmüştük. Burada da yer altında bir tapınma mekanı olarak görüyoruz. Yani bazilika planı bu kez bir dini yapı olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltı bazilikası mucizevi bir şekilde çok iyi korunmuş. Neden? Yer altında olduğu için zamanla yıpranmamış, iyi durumda kalmış. Buraya giriş izni almak çok zor ama bu resimde gördüğünüz gibi harika bir yer. Peki bu yeraltı bazilikasını nasıl inşa etmişlerdi? Yer altında böyle bir yapıyı nasıl yapmışlardı? Önce tüf kayalıkta hendekler kazdılar. Roma'da Platinus Tepesi'nde olduğu gibi tepe yamaçlarında ve daha birçok yerde bulunan tüf kayalıklardan söz etmiştik. Yani tüf içine hendekler kazdılar, sonra duvarları ve burada net bir şekilde gördüğünüz beşik tonozları yapmak için bu hendeklere beton döktüler. Ardından kuruduktan sonra betonu bu ayakları oluşturmak üzere kesip şekillendirdiler. Burada orta nefi ve ayakları görüyorsunuz. Ayaklar üstünde kemerler var. Bunlar beşik tonozlu tavanı ve apsisteki yarım tonozu destekliyor. Orta nefle yan neflerin ilişkisini gösteren bir başka resim. Oldukça küçük bir yapı ama yine de epey aydınlık ve havadar. Sanırım bu resimden de bunu algılayabiliyorsunuz. Burada orta neften yan neflerden birine bakıyoruz. Ayakları, ayaklar üzerindeki kemerleri ve duvar resimlerini görüyorsunuz. Duvarlar beton ama üzerleri stuko ile kaplanmış ve bir dizi pano içinde 3. stildekilere çok benzeyen motiflerle bezenmiş. Bu benzerlik tepedeki tonozda daha da belirgin. Bu yapının yeni Pitagorasçılar kültü için yapılmış olduğu, buradaki merkezi panolarda yüzer gibi görünen figürlere dayanarak ileri sürülüyor. Yani Pitagorasçı kültü iyi tanıyan uzmanlar bu figürlerin çok belirgin bir şekilde bu inancın izlerini taşıdığını savunmaktadır. Ama bizim için önemli olan bunların 3. stil Roma duvar resmiyle yakın benzerliğidir. Stucco üzerine boya ile yapılmışlar. Gördüğünüz gibi içinde boşlukta yüzer gibi görünen mitolojik ya da bu örnekte olduğu gibi dini figürlerin betimlendiği bir dizi pano resmedilmiş. Bitkisel bezemelere de dikkatli bakarsanız bunların 3. stil Roma duvar resimlerinde tipik olan ince kandelabrumlara çok benzediğini göreceksiniz. Bu bizi şaşırtmamalı. Milattan sonra 50 yılları 3. stilin hala kullanılmakta olduğu bir dönemdir. M.Ö. 1. yüzyıl sonlarından itibaren görülmeye başlanan 3. stilin çok uzun ömürlü bir stil olduğunu söylemiştik. Bu stilin modası M.Ö. 62 yılına kadar da geçmemiştir. Yani 50 yılı hala bu stilin moda olduğu bir dönem. Bu nedenle de çok ilginç bir yapı olan yeraltı bazilikasında kullanılmış olması şaşırtıcı değildir. Caligula 41 yılında karısı ve kızı, bir kızı vardı. Karısı ve kızı ile birlikte öldürüldü. Ailesinden yerine geçecek kimse yoktu. Bu nedenle amcası Claudius bir sonraki imparator olarak seçildi. Birçoğunuz Claudius'un imparator seçilme hikayesini bilirsiniz. Bu çok ilginç ve çarpıcı bir hikayedir. Claudius ailede pek ciddiye alınmayan biriydi.
Bundan biraz sonra bahsedeceğim. Kimse onun işe yarar biri olduğuna inanmıyordu. O kadar ürkekmiş ki Caligula öldürülünce bir perdenin arkasına saklanmış. Praetor muhafızları sarayda Caligula'nın yerine imparator yapabilecekleri birini ararken perdenin altındaki ayakları fark etmişler. Ve perdeyi açınca Claudius'la karşılaşmışlar ve şöyle demiş olmalılar. Tamam, bu bize sorun çıkarmaz. Kimse onu ciddiye almıyor. Claudius'u imparator seçersek istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Öyle de yaptılar. Önünde eğilip onu selamladılar ve omuzlarını alarak Roma imparatoru şimdi sizsiniz dediler. Fakat Claudius onları çok şaşırttı. Çünkü göreceğimiz gibi gerçekten de çok zeki bir adamdı. Burada solda üzerinde Claudius'un kabartması olan ünlü bir cameo'yu onun nasıl biri olduğu hakkında bir fikir edinmeniz için gösteriyorum. Yanında karısı var. Karşısındaki iki figürden biri olasılıkla Tiberius, diğeri de yine imparatorluk ailesinden bir başkası olmalı. Bu çok büyütülmüş bir resim. Aslında bu oldukça küçük ama çok güzel bir cameo. Antik Roma döneminde cameolar genellikle hediye olarak verilirdi. Claudius milattan sonra 41 ila 54 yılları arasında Roma imparatoru olmuştur. Dediğim gibi ailesinin ona pek saygısı yoktu. Onu zayıf ve hastalıklı biri olarak görüyor, hatta zeka sorunu olduğunu bile düşünüyorlardı. Aslında zeka sorunu olduğunu düşünmelerinin tek sebebi Claudius'un kekeme olmasıydı. Ailesi bunu zeka kıtlığından kaynaklanan bir sorun olarak görüyordu. Claudius asla öyle biri olmadığı gibi aksine çok zeki biriydi ve imparatorluğu sırasında onları çok şaşırttı. Yani sadece imparatorlar için değil kendi ailesi için de sürpriz oldu. Claudius göreceğimiz gibi tümüyle yeni, farklı bir tip ve kanımca keskin zekasının bir yansıması olan mimari zevkiyle sıra dışı bir imparator oldu. Bu nedenle Claudius'un imparator olmadan önce kendisini nasıl yetiştirdiğini bilmemiz gerekiyor. Claudius imparator olduğunda 50 yaşındaydı. Ondan önce bir araştırmacı, tarihçi, antika koleksiyoncusu ve dil bilimciydi. Kendisinin kaleme aldığı, başkalarına yazdırdığı değil, kendisinin ciltler halinde yazdığı Roma tarihi, aynı şekilde Etrusk tarihi kitapları vardı. Etrüsklerle özellikle ilgileniyordu. Latin alfabesini zenginleştirmek için birkaç yeni harf eklediğini de biliyoruz. Yine bildiğimiz kadarıyla Etruskça okuyup yazabilen son Romalıydı. Tüm bunlardan nasıl bir insandan söz ettiğimiz konusunda sanırım net bir fikir edinmişsinizdir. Mimariye gelince, Claudius, Tiberius ve Caligula'nın villalara duyduğu ilgiyi sürdürmemiş ve bu konuda kendisine Augustus'u örnek alarak kamu projelerine geri dönmüştür. Size bir örnek göstereyim. Perdede Roma liman şehrinin yerleşim planını görüyorsunuz. Roma limanının Ostia'da olduğunu daha önce söylemiştim. Ostia, Tiber Nehri'nin ağzında kurulmuştur. Milattan önce 4. yüzyıl ortalarında, yani yaklaşık 350'lerde kurulan bir koloni olan Ostia'nın planını görmüştük. Şehir zaman içinde büyümüş ve milattan sonra 2. yüzyılda parlak bir dönem yaşamıştı. Bundan daha sonraki bir derste söz edeceğiz. Bu tarafta Ostia'nın planını görüyoruz. Tiber Nehri ve nehrin ağzında da Portus veya Porto olarak adlandırdığımız limanın kendisi var. Üste İmparator Nero dönemine ait bir sikke görüyoruz. Sikkenin bir yüzünde Nero, arka yüzünde ise Claudius tarafından yaptırılan liman olduğunu düşündüğümüz bir liman betimlemesi var. Suetonius, imparatorların yaşamlarını anlattığı kitabında Claudius limanından söz eder. Suetonius, bu limanın kemerli dalga kıranları olduğunu söyler. Nero'nun M.S. 64 ile 68 yılları arasında basılan bu sikkesine baktığımızda burada betimlenenin de kemerli dalga kıranları olan bir liman olduğunu gayet net bir şekilde görüyoruz. Sonuç olarak bu sikkede betimlenen limanın Claudius zamanında yani 41 ila 54 yılları arasında inşa edilmiş olan liman olduğuna inanıyoruz. Bu sikkede limanın antik dönemde nasıl bir yer olduğunu görüyoruz. Burada üstte ortada büyük bir heykel var.
aşağı doğru eğilmiş bir nehir tanrısı. Olasılıkla limanın bulunduğu Tiber. Ortada gemiler var. Ama en önemlisi gördüğünüz gibi bir dizi sütun üzerine inşa edilmiş olan bu kemerli dalga kıran. İki yanda uzanan kemerli sütun dizileri gibi görünüyor. Aşağıdaki bu planda da Claudius Limanı'nın olası planını görüyoruz. Kabaca yuvarlak planlı. İki yanda sütun dizileri, dalga kıranlar. Bu kısım ise M.S. 2. yüzyıl başlarında İmparator Traianus zamanında eklenmiştir. Yani planda gördüğünüz bu beşgen limanı şimdilik göz ardıydı. Claudius zamanında limanda sadece bu kemerli dalga kıranların olduğu kısım vardı. Bu da her iki limanı gösteren bir resim. Vatikan'da bir duvara asılı. Oradan defalarca geçtim ama bu resmi ancak yeni fark edip bir fotoğrafını çektim. Sanırım limanın antik dönemdeki halini gözümüzde canlandırmamıza yardımcı olacak bir resim. Burada daha geç döneme ait olan Traianus limanı var. Onu şimdilik yok sayın ve Claudius limanının kemerli dalga kıranlarına odaklanın. Burada devasa bir heykel görüyorsunuz. Olasılıkla Neptün'dür. Burada da bir deniz feneri var. Ortada ise gemiler betimlenmiş. Yine burada bizim için önemli olan kemerli dalga kıranlar ve bunların sütunlar üzerinde inşa edilmiş olmasıdır. Bunlar günümüze kadar ulaşan sütunlar. Bakın sütunlar nasıl? Burada sütunlardan bir ayrıntı görüyoruz. Bu sütunların derslerde şu ana kadar gördüğümüz hiçbir sütuna benzemediğini hemen fark etmişsinizdir. Sütunlara dikkatli baktığımızda tepelerinde son derece sade başlıklar olduğunu görürüz. Bunlar dor başlığına çok benzese de tam dor değiller. Çok sadeler ama tamamlanmışlar. Bunların başlık olduğunu anlayabiliyoruz. Ve kaideler, birazdan bir resmini göreceğiz. Kaideler de göreceğimiz gibi alt kısımlarında çok hoş profillerle tamamlanmıştır. Ama sütunla başlık arasındaki kısımda dediğim gibi daha önce hiç görmediğimiz bir şey görüyoruz. Bunlar bir dizi kasnaktan birbiri üstüne yerleştirilmiş sütun kasnaklarından oluşuyor. Ama kasnaklar tamamlanmamış veya kaba durumda bırakılmışlar. İki olasılık da mümkün. Yani ya bilerek kaba durumda, yani rüstik görünümlü olarak bırakılmışlar ya da tamamlanmamışlar. Neden tamamlanmamış olabilirler? Proje geciktiği için tamamlanmamış olabilirler. Belki aceleleri vardı, işi bir an önce bitirip limanı kullanıma açmak istediler ve zaman kazanmak için sütunları olduğu gibi bırakalım, kasnakları bitirmekle uğraşmayalım demiş olabilirler. Ya da masraftan kaçınmış olabilecekleri de ileri sürülebilir. Belki de çok masraflı olacağı için kasnakları işlememeye karar verdiler. Ya da bilerek, isteyerek böyle bırakmış olabilirler. Yani kasnakları kaba hallerinde bırakarak rüstik bir görüntü elde etmek gibi bir amaçları vardı. Ben son olasılıktan yanayım. Yani bu Claudius mimarlarının bilerek yaptıkları bir uygulamaydı. Claudius zamanından elimizde sadece bu limanın sütunları olsaydı, yani bu tarzda yapılmış tek örnek bu olsaydı, bu olasılığı savunmak zordu. Ama Claudius döneminde inşa edilen büyük kapıyı, yani Porta Maggiore'yi ve Claudius onuruna yapılan, bugün değil ama gelecek derste işleyeceğimiz bir yapıyı incelerken, oralarda da bu tip rüstik sütun ve ayakların ortak bir özellik olduğunu göreceğiz. Bu da kanımca bu mimari elemanların kaba durumda, yani rüstik bir görünüme sahip olacak şekilde bırakılmış olmasının işveren ve mimarların bilerek yaptıkları bir şey olduğunu gösterir. Ve yine ben bunun Claudius'un kendine has ayrıcalıklı kişiliğiyle özellikle de antik eserlere, Roma'nın geçmişine, Etrusk tarihine duyduğu ilgiye bağlıyorum. Burada sütunlardan birinden bir ayrıntı görüyoruz. Burada kasnakların kaba durumda bırakıldığını ama kaide profillerinin özenle işlendiğini görüyorsunuz. Eğer isteselerdi burada çalışan mimarlar, tasarımcılar, ustalar bunları da harika bir şekilde tamamlayabilirlerdi. Kaideleri tamamlamışlar, aynı şekilde başlıkları tamamlamışlar ama arasını bırakmışlar. Burada da duvara bitişik bir dizi sütun görüyoruz. Buradaki kasnakların da aynı şekilde kabasıyla bırakıldığını, yani rüstik bir görünüme sahip olduğunu görüyorsunuz. Altlarında ise profilli tamamlanmış kaideler var. Yani tamamlanmış
ya da işlenmiş taş işçiliği olarak tanımlanan işçilikle bilerek kabasıyla bırakılmış yani rüstik taş işçiliği arasındaki fark budur. Bu noktayı tekrar vurgulamak için Roma'da yine Claudius zamanında yani milattan sonra 41 ila 54 yılları arasında inşa edilmiş olan Porta Maggiore'ye bir bakalım. Kapının yerini zaten biliyorsunuz. Eusebius mezarının ve bugün sözünü ettiğimiz yeraltı bazilikasının yakınında. Kapının iki su kemeri arasında geçişi sağlamak üzere inşa edilmiş olduğunu da belirtmiştik. İnşası daha önce Caligula zamanında başlamış olan bu su kemerleri Claudius tarafından tamamlanmıştır. İki su kemeri tam bu noktada kesişiyordu ve bu kesişme noktasını gizleyecek bir yapıya gereksinim vardı. Büyük kapıyı yani Porta Maggiore'yi bu nedenle inşa ettiler. Porta Maggiore'nin genel görünümüne bakarsanız şu ana kadar sözünü ettiğimiz unsurların çoğunu görebilirsiniz. İki tane kemerli geçidi var. Korkuluğu olan en üst kısımda da bir yazıt mevcut. Korkuluk 3 kademeli. Dikkatli bakarsanız üzerinde Claudius'tan ve su kemerinden söz eden uzun bir yazıt olduğunu görürsünüz. Aşağıda da iki yanında sütunlar olan bir dizi küçük kemer var. Bu sütunlar üstteki alınlığı taşıyor. Yakından bakarsanız alınlıklardaki işçiliğin tamamlanmış olduğunu görürsünüz. Alınlık, lentolar, başlıklar bitirilmiş ama sütunlar ve yapıdaki diğer bloklar kabasıyla bırakılmış. Bu bloklardaki işçilik tamamlanmadan bırakılmış. Bu yapıda da rüstik taş işçiliği ile işlenmiş taş işçiliği arasındaki çarpıcı farkı görüyorsunuz. İşlenmiş taş ve kaba durumda bırakılmış taşın farkı. Bu arada bu kapı traverten bloklardan yapılmış. Bir başka görüntü, burada kapının su kemerlerinin kesişme noktasını nasıl kapatmış olduğu daha iyi görünüyor. Burada iki tane kanal olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan birinde bir yöne, diğerinde ise diğer yöne giden borular vardı. Antik dönemde böyle kesişiyorlardı. Birazdan bunun daha net bir şekilde anlaşılacağı bir model göstereceğim. Fırıncı Eusebius'un mezarı da burada, hemen Porta Maggiore'nin yanında. Bu da daha önce Eusebius mezarını incelerken gördüğümüz model. Roma'ya giriş çıkışı sağlayan Paraenestina ve Labicana yolları tam mezarın önünde birleşiyordu. Burada mezarın arkasında kapıyı yani Porta Maggiore'yi görüyorsunuz. Su borularının kapının korkulu arkasında kesiştiğini gösterebileceğim en iyi resim bu. Korkuluğun bu kadar yüksek ve kademeli olmasının nedeni de budur. Bu kademeler arkada birbirinden ayrıdır. Burada aynı zamanda kapının rüstik işçiliği ile tamamlanmış işçiliğinin oluşturduğu zıtlığı açık bir şekilde görüyorsunuz. Bu bileşim çok özgün bir uygulamadır. İlginç bir şekilde İtalya Rönesans dönemi mimarları da bu tip yapıları inşa etmişlerdi. Rönesans dönemiyle ilgilenenleriniz varsa bu yapıyı tanıyor olabilir. Bu Giulio Romano isimli mimarın Mantua'da yaptığı ünlü Palazzo Delta. Burada sadece konuya vurgu yapmak amacıyla Palazzo Delta'dan bir ayrıntı gösteriyorum. Giulio'yu hatırlamanız gerekmiyor ama Giulio Romano gibi Rönesans mimarları geçmişten esinlenerek Roma'daki Porta Maggiore gibi yapıları inşa etmişlerdir. Burada gayet net bir şekilde gördüğünüz gibi rüstik ve işlenmiş taşlar bir arada kullanılmış. Porta Maggiore'den son iki ayrıntı ve sanırım burada bitmiş ve bitmemiş taş işçiliği arasındaki farkı, düz yüzey ile kaba yüzey arasındaki zıtlığı şu ana kadar gördüğünüz diğer tüm resimlere kıyasla daha net bir şekilde görüyorsunuz. Burada işçiliği tamamlanmış düz yüzeyli alınlığı, alttaki lentoyu ve başlığı görüyorsunuz. Hatta sütunun en üst kısmı bile işlenmiş. Bu özellikle ilginç bir ayrıntı. Ben burada mimarların bu rüstik kasnakların altında tamamlanmış bir sütun olduğu izlenimini vermeye çalıştığını düşünüyorum.
Bunlara baktığım zaman bu rüstik taşların altında her an dışarı çıkmaya hazır bekleyen bitmiş sütunlar varmış gibi bir hisse kapılıyorum. Bu bağlamda yine Rönesans'ı, özellikle de Michelangelo'yu düşünmeden edemiyorum. Floransa'da, Akademiya'da köle heykellerini görenleriniz varsa bilir. O iki Carrara mermer bloğu öyle işlemiş ki sanki köleleri içine hapsedildikleri o mermer bloklardan kurtarıyormuş gibi bir hisse kapılıyorsunuz. O insan figürleri sanki bir şekilde bu mermerlerin içindeler de özgürlüklerine kavuşmak için Michelangelo'nun üstün yeteneğini bekliyorlarmış gibi. Bunlara baktığım zaman da aynı duyguya kapılıyorum ve böyle bir yaratıcılığın arkasında çok bilgili, rafine bir zeka olduğunu düşünüyorum. Claudius'un eğitimini ve eğilimlerini göz önüne alırsak ancak onun gibi bir adam bunları yapmış olabilir. Claudius'un düzgün yüzeyli işlenmiş unsurları da içeren rüstik mimarisini onun sıra dışı kişiliğinin bir yansıması olarak görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ayrıca belirtmemiz gereken bir diğer nokta da o dönemde böyle bir mimari tarzın oldukça demode olduğudur. Beton mimarlığında gördüğümüz tüm o gelişmelerden sonra travertenden yapılmış bu kesme taş işçiliği modası geçmiş bir tarzdı. Ama dediğimiz gibi Claudius olasılıkla yaşadığı zamandan ziyade geçmişten, Roma tarihinden, Etrusk tarihinden esinlenen bir insandı. Ama bir de şu olumlu açıdan bakabiliriz. Taş mimariye dönmüş olsa da bunu farklı bir tarzda, neredeyse antiklasik bir tarzda yapmıştır. Yani Augustus'un yaptığı gibi yapmamıştır. Augustus'un Roma'daki Areopagus'unu, Forum'daki Mars Ultor Tapınağı'nı düşünün. Her ikisi de mermerdendi. Luna veya Carrara mermeri kullanılmıştı ve klasik Yunan prototiplerinden esinlenmişti. Bu mermer değil, travertenden yapılmış bir yapı ve eskilerden esinlenilmiş. Ama düzgün taş işçiliğinin yanı sıra rüstik işçiliğin de kullanımı nedeniyle antiklasik bir yapıdır. Sonuç olarak sizden Claudius'un mimari tarzını düşünüp kendinize bu saptamaların doğru olup olmadığını, bu tarzın bu adamın sıra dışı ilginç kişiliğinden etkilenip etkilenmediğini sormanızı istiyorum. Şimdi Claudius'tan adı kötüye çıkmış olan Nero'ya ve onun inanılmaz mimari mirasına geçelim. Burada perdenin sağında Nero'nun bir portresini görüyorsunuz. Solda ise bir sikke üzerinde annesiyle birlikte görülüyor. Nero'nun annesi genç Agrippina'ydı. Genç Agrippina, Claudius'un son eşiydi ve söylentilere göre Claudius'u bir kase mantarla zehirleyerek öldürmüştü. Bunun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Sadece bir dedikodu da olabilir ama cinayet için bir nedeninin olması onun pekala bu işi yapmış olabileceğini düşündürmektedir. Yaşlı kocasının yerine o zamanlar henüz 17 yaşında olan genç oğlunun tahta geçmesi halinde daha fazla güç sahibi olacağına kanaat getirmişti. Burada perdenin solunda gördüğünüz sikke de genç Nero'nun annesiyle birlikte betimlenmiş olması aslında çok şey söylüyor. Yani demek istediğim ana oğul neredeyse burun buruna. Bu betimleme sikkenin gerçek anlamı olan gözüm üstündeyi gördüğünüz gibi çok iyi ifade ediyor. Bu sikkede Agrippa'nın gözü gerçekten Nero'nun üstünde ve imparatorluğunun ilk yıllarında annesi Nero'nun yaşamına gerçekten hükmetmiştir. Nero milattan sonra 37 yılında doğmuş, 54 ila 68 yılları arasında imparator olmuştur. Öldüğünde ya da öldürüldüğünde demeliyiz çünkü 68 yılında intihara zorlanmıştır. Damnatio Memoriae kararı alınmış, yani Senato tarafından anısı lanetlenmiştir. Damnatio Memoriae kararından sonra tüm portrelerinin ve hatta mimari eserlerinin yok edilmesi için çaba harcandı. Nero, Julio Claudius hanedanından gelen son imparatordur. Claudius'un üvey oğluydu ve daha önce de belirttiğim gibi Claudius'un son karısı genç Agrippa'nın da öz oğluydu. Yine daha önce anlattıklarımdan tahmin edeceğiniz gibi Agrippina hem Claudius'u hem Nero'yu çok kızdıran epey agresif biriydi.
zehirli mantar hikayesinden söz etmiştik ve oğlu tahta geçtiği zaman en azından bir süreliğine Roma'ya egemen oldu. Ama daha sonra milattan sonra 59 yılında Nero annesini öldürterek ondan öcünü aldı. 62 yılında da güzel ve genç karısı Octavia'yı öldürterek ondan da kurtuldu. Yani Nero daha 25 yaşındayken gençlik yıllarını hükmeden iki kadını yok etmiş ve böylece o çok söz edilen çılgınlığı başlamıştı. Yaptığı bazı çılgınlıklar Caligula'nınkilerden geri kalmıyordu. Tüm bu çılgınlığına rağmen halk tarafından kesinlikle çok sevildiği söylenir. İnsanlar onu izlemekten hoşlanıyor, acaba şimdi ne yapacak diye merakla bekliyorlardı. Halk tarafından seviliyordu ama aristokratlar ondan nefret ediyorlardı ve 68 yılında düşmanları tarafından ele geçirildi ve intihar etmeye mecbur bırakıldı. Ama Nero'nun sıra dışı bir mimarinin yaratıcısı olduğunu söylemem gerekir. Roma mimarlığının gelişimine yaptığı katkı gerçekten olağanüstüdür. Sanata tutkusu vardı ve kuşkusuz mimariye düşkünlüğü de oradan kaynaklanıyordu. Şiir yazıp okurdu, müzisyendi, Yunan sanat eserlerini toplardı. Yunanistan'a gidip olimpiyatlara katılmış. Ne zaman bir yarışmaya katılsa yarışma sonuçları onun lehine olacak şekilde şikeli oluyordu. Yunanistan'a yaptığı gezilerde beğendiği sanat eserlerini çalar, bunları Roma'ya getirip sergilerdi. Yaşamı Claudius'unki gibi sanatla iç içeydi. Nero, Roma'da milattan sonra 64 yılında çıkan ünlü yangını kendi lehine kullanmıştır. Hatta yangın sırasında keman çaldığı rivayet edilir. Aslında keman çalmıyordu ama o sırada bir müzik gösterisine katılmış olduğunu biliyoruz. Yangın şehirde çok büyük, inanılmaz bir yıkıma sebep oldu. Nero yangından sonra tekrar kamu binaları inşa etmek yerine Roma'nın merkezinde en kıymetli yerinde 120-150 hektarlık bir alanı istimlak edip cephesi altın yaldızlarla kaplı altın evi yani ünlü Domus Aurea'yı inşa etti. Nero'nun mimarlığı göreceğimiz gibi kendi değişken yaşamıyla, sıra dışı hatta biraz çarpık kişiliğiyle yakından ilintilidir. Nero Roma'da iki saray inşa etmiştir. İkisinden de sırayla söz edeceğiz. Bunlardan ilki nispeten daha az tanınan ve daha az kalıntısı olan Domus Transitoria'dır. Roma'daki Domus Transitoria, geniş ölçüde yıkımına neden olan M.Ö. 64 yılındaki yangından kısa bir süre önce inşa edilmişti. Bu Google Earth'ten alınmış olan hava fotoğrafında yapının bulunduğu kesimi görüyoruz. Bunu daha önce de görmüştük. Burada Forum Romanum'a, en üstte Collegium'a ve Platinus tepesine yukarıdan bakıyoruz. Forum Romanum'dan Collegium'a daha geç dönemde eklenen Constantinus tankına giden hattı izlersek burada küçük bir tepe görüyoruz. Bu tepe Platinus tepesi ile Roma'nın diğer tepelerinden biri olan Escolinus arasındadır. Nero'nun bu yapıları Platinus tepesinde inşa edilmekte olan yapılarla bağlamak gibi bir hayali vardı. Platinus tepesindeki imparatorluk sarayından söz etmiştik. Yapımına Tiberius zamanında başlanmış, Caligula zamanında devam edilmişti. Claudius'un bu inşaatla bir ilgisi olmadı. Ama Nero Platinus tepesindeki bu inşaata devam etti. Düşlediği şey bu sarayı Escolinus tepesindeki yapılarla birleştirmek üzere Forum Romanum'un üst kısmında Kolezyum'un hemen yanındaki Velia Tepesi'nde gerçekten devasa bir saray inşa etmekti. Bu onun hayaliydi ve hayalini gerçekleştirmek üzere M.Ö. 64 yılından bir süre önce inşaatı başlattı. Bu yapının Domus Transitoria olarak adlandırılmasının nedeni de yapının iki tepe arasında yani Platinus'la Escolinus tepeleri arasında transit bir geçiş olarak planlanmış olmasıdır.
Ama yapı hem yangında ciddi zarar görmüş hem de Nero'nun lanetlenmiş olması nedeniyle daha sonraki imparatorlar tarafından yıktırılmıştır. Yani Damnatio Memoria kararından sonra Nero'ya ait yapıların yıkılması bir anlamda yapılması gereken bir işti. Sonuç olarak biri yangınla, diğeri bilinçli olarak gerçekleştirilen bu iki yıkım nedeniyle Domus Transitoria'nın büyük bir kısmı yok olmuştur. Ama yer altındaki birkaç mekan korunmuş. Bu mekanlar bizim için daha sonra inşa edilecek olan Domus Aurea'nın mimarisini anlamamız bakımından önemlidir. Size burada koruna gelen iki mekanın Ward Perkins'in kitabında bulabileceğiniz restore edilmiş çizimlerini göstermek istiyorum ama önce bu görüntüde konumuna bir bakalım. Platinus Tepesi'ne bakarsanız burada parmağımın olduğu yerin biraz üstünde M.Ö. 1. yüzyılın daha geç bir evresinde inşa edilmiş olan ziyafet salonunu göreceksiniz. Bu mekanı daha sonra gelecek derste göreceğiz, o burada. Onun altında da başka bir yapı, Nero'nun Domus Transitoria'sının çeşme yapısı var. Burada da daha geç bir döneme, Hadrianus dönemine ait Venüs ve Roma tapınağı var. Birazdan size göstereceğim kubbeli oda da bunun altında. Yani her ikisi de yer altında ve daha geç döneme ait yapıların altında kalmışlar. Bu çeşmenin Ward Perkins'in kitabından alınan restore edilmiş çizimi. Bu Nero'nun Domus Transitoria'sının çeşmeli avlusudur. Burada bir dizi önemli özellik göreceğiz. Burada üstü açık bir avlu ortasında etrafında süsünür olan bir havuz görüyoruz. Burada da kuzey duvarında çeşmenin kendisi yer alıyor. Mimarlar bir niş içinde çeşmenin asıl suyunun geldiği bir dizi niş daha oluşturarak suyun bu duvar üzerinden şelale gibi akıp duvarın önündeki çeşme teknesine ulaşmasını sağlamışlar. Burada en ilginç özellik duvardır. Duvara bakarsanız girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. Önde bir sıra, girintili kısımlarda bir sıra olmak üzere iki sıra sütun dizisi var. Girintili çıkıntılı bir görünüm oluşturmuşlar ki bu tiyatrolarda gördüğümüz tarz mimariye çok benzer. Bu tasarımın esin kaynağı hakkında bir fikir vermesi için üstte daha erken döneme ait tipik bir tiyatronun restore edilmiş çizimini gösteriyorum. Burada ayrıca ortadaki avluya açılan odalar olduğunu görüyorsunuz. Avlunun iki yanında yer alan bu odalar beşik tonozludur ve sütunlarla avludan ayrılmışlardır. Bunlar özel yemek odalarıydı. Hoş bir çeşme manzarasına bakan özel yemek odaları olarak kullanılmışlardır. Bu çizimde yerlerde farklı bir döşeme olduğunu görüyorsunuz. Hepsinde farklı bir desen var. Bu yapıda yerlerin mermer döşenmiş olduğunu, duvarlarında mermer kaplama olduğunu biliyoruz. Bunlar birinci stildeki gibi sahte mermer değil, gerçek mermerdir. Ve bu Roma'daki duvarları dünyanın farklı yerlerinden getirilen mermerle kaplı olan ilk yapı örneğimizdir. Nero'nun Domus Transitoria'sının çeşmeli avlusunun dekorasyonunda Afrika'dan, Mısır'dan, Anadolu'dan ve Yunanistan'dan getirilen farklı renklerde mermerler kullanılmıştı. Diğer oda olasılıkla daha önemli bir mekan olan kubbeli odadır. Aslında bu kesinlikle çok daha önemli bir mekan. Bu Nero'nun Domus Transitoria'sındaki kubbeli oda. Burada yine restore edilmiş halini görüyorsunuz. Nasıl bir yapıyla karşı karşıyayız? Burada çok net bir şekilde Baia'daki termal hamamdan, Pompei'deki frigidaryumlardan esinlenmiş bir tasarımla karşı karşıyayız. Bu beton bir yapıdır. Yuvarlak gibi görünen bir mekan. Hatta bakın yere bir daire çizilmiş. Dediğim gibi betondan kubbesi ve bir okulusu var. Yapı yuvarlakmış gibi görünse de duvarlara dikkat edin. Duvarlara dikkatli bakın. Bunlar bir daire gibi kavis yapsa da burada sekiz kenarlı bir duvar var. Yani burada mimarların sekizgen bir tasarımı keşfetmiş olduğunu görüyoruz. Bu sekizgen bir mekan değil. Burada bir anlamda bir sekizgen içine oturtulmuş dairesel bir plan söz konusudur. Ama bu sekiz kenarlı formun keşfidir. Ve bu Nero'nun Domus Aurea'sında göreceğimiz gibi sonraki gelişim aşaması için son derece önemli olan bir keşiftir. Burada aynı zamanda frigidaryum ve termal hamam tasarımlarının bir sonraki çok ilginç aşamasını da görüyoruz. Burada yuvarlak mekan ve sekizgen uçlar, örneğin Baia'da gördüğümüz dört apsis gibi ışınsal konumda yerleştirilen apsisler yerine iki yanda yer alan koridorları açılmaktadır. Daha geniş bir mekan elde edilmesine olanak veren bu uygulamayı daha önce hiç görmemiştik.
Bakın mekan duvarlarda apsislerle sonlanmıyor. Gördüğünüz gibi bir tür haç şeklinde yerleştirilmiş olan uzun koridorları açılıyor. Bu tasarım mekanlar arası ilginç ilişkiye, mekansal olanaklara ve daha önce sözünü ettiğimiz gibi mekan içi panoramik görüntüye kesinlikle bir katkı sağlamaktadır. Burada ayrıca iki yanda tepelerinde madeni parmaklıklar olan sütunlar görüyorsunuz. Yani bu sütunların arasında çok hoş bir manzara görünüyordu. Burada da beyaz mermerden yapılmış, etrafı da farklı renklerde mermerlerle kaplanmış bir havuz var. Bu mekanın antik dönemde ortadaki kubbeli mekandan sızan ışığın altında ne kadar güzel bir görünüm olduğunu hayal edin. Işık olasılıkla mozaiklerle kaplı olan duvarlarda parlıyor, ardından sütunların, onların üstündeki parmaklıkların arasından etrafı rengarenk mermerlerle kaplı beyaz havuza yansıyordu. Bu mermerler de aynı şekilde dünyanın farklı yerlerinden getirilmişti. Manzara muhteşem olmalıydı. Burada kesinlikle çok gösterişli bir saray mimarisi söz konusu. Bu Augustus'un uzak durduğu ama Tiberius, Caligula ve son olarak Nero'nun ön plana çıkardığı bir mimarlıktı. Tüm bu tasarımın izlerini Pompei'deki Frigidarium'lara kadar sürebildiğimizi tekrar vurgulayalım. Bu Stabiae Hamamı. Bu da Baia'daki Merkür Tapınağı. Ama apsislerin yerine koridor olmasının yarattığı farka bakın. Çok daha geniş, özgür bir mekan elde edilmiş ve Romalıların en baştan beri önemsediğini söylediğimiz görünüm ve manzara anlayışına önemli bir katkı sağlamış. Kalan süremizde Nero zamanında yapılan en önemli mimari yapıya değinmek istiyorum. Şimdi sözünü edeceğimiz Domus Aurea'nın yani Nero'nun altın evinin önemini ne kadar vurgulasam az. Daha önce de belirttiğim gibi yapının bu adı almasının nedeni cephesinin altın yaldızlarla kaplı olmasıdır. Roma'nın yıkımına neden olan 64 yılındaki yangından söz etmiştik. Bu yangın sönüp ortalık yatıştıktan sonra Nero, Roma'nın merkezindeki bu 120-150 hektarlık alana kendine bu özel sarayı Domus Aurea'ya yaptırmak için el koydu. Burada yine Ward Perkins'in kitabından alınmış olan yerleşim planını görüyoruz. Bu plandan yapının kapladığı alanın genişliği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Circus Maximus'tan Escolinus tepesine kadar uzanıyor. Yani Platinus, Escolinus ve hatta buradaki Caelius tepesi. Mimarlarına alanın ortasına yapay bir göl bile yaptırmış. Yani Domus Aurea son derece büyük bir yapıydı. Bugün bunun çok azı korunmuş durumdadır. Bu Escolinus tepesindeki bölümün bir kısmıdır. Bu nedenle Nero'nun Domus Aurea'sının Escolinus kanadı olarak bilinir. Bu sarayda çok sayıda akıllı tasarım kullanılmış. Bu tasarımlar o kadar dikkat çekmiş ki bu yapının inşasından sorumlu olan mimar ve mühendisin adı günümüze kadar ulaşmış. Bunlar Severus ve Keller'dir. Severus ve Keller'in isimlerinin bize kadar gelmesinin nedeni geniş ölçüde bu sıra dışı tasarımları sayesindedir. Severus ve Keller'in isimlerinden onların Romalı olduklarını anlıyoruz. Bu tasarımların arasında Nero'nun 38 metrelik devasa heykeli de vardı. Burada Kolossus olarak belirtilen yerde Nero'nun güneş tanrısı Sol olarak tasvir edildiği dev bir heykeli duruyordu. Bu bronzdan bir heykeldi ve yine adını bildiğimiz bir bronz ustası tarafından, Zenodorus tarafından yapılmıştı. Yani Zenodorus'un Kolossus'u altın yaldızlı fasat. Severus ve Keller'in bu yapıda ne gibi başka akıllı tasarımları vardı? Nero'nun özel davetlisiyseniz yemek yiyeceğiniz tavanı kasetli yemek salonlarından birinde yemek yerken başınızdan aşağı bir sürü güzel koku çiçek yaprakları yağardı.
Ve yine eğer Nero'nun Domus Aurea'sında yıkanıyorsanız su seçenekleriniz vardı. Deniz suyu, tuzlu su veya Tivoli kaynaklarından gelen sülfürlü suyu tercih edebilirdiniz. Ama bunların hepsinden daha görkemli olan ve sanırım Severus ve Keller'in bu kadar ünlü olmasının nedeni döner tavanı olduğu söylenen bir ziyafet salonuydu. Söylenene göre burada gök kubbe ile birlikte dönen bir tavan vardı. Yani bu sıra dışı saray yapısına belirttiğim gibi bir sürü akıllı tasarım vardı ve o çağın teknolojisiyle bunların tümünü yapmak mümkündü. Burada Escolinus kanadının bir planını görüyoruz. Bu sarayın günümüze ulaşan kısmıdır. Saraya ne olduğunu daha sonraki derslerde konuşacağız. Burada gördüğünüz gibi beşgen bir avlunun etrafına yerleştirilmiş düzinelerce oda var. Burada da Nero'nun Domus Aurea'sındaki oktogonal oda olarak adlandırılan ve çok sıra dışı bir mekan olan sekizgen odayı görüyorsunuz. Sanırım Nero'nun Domus Aurea'sındaki sekizgen odanın sömestr başından beri gördüğümüz mekanlar arasındaki en önemli mekan olduğunu söylemem haksızlık olmaz. Odayı, sekizgen planını ve etrafındaki ışınsal düzendeki mekanları görüyorsunuz. Bu plana birazdan geri döneceğim ama önce Google Earth'ten bir hava fotoğrafına bakalım. Burada Escolinus tepesinde Escolinus kanadının yer aldığı alanı görüyorsunuz. Ayrıntılarına gelecek derslerde gireceğim ama şimdi kısaca yapıya değinelim. Nero'nun lanetlenmesinden yani Damnatio Memoriae'dan sonra yapının bir kısmı yıkıldı. Büyük bir bölümü de daha sonraki yapılara katıldı. Bir zaman sonra bu alana İmparator Traianus tarafından bir hamam inşa ettirildi. Bu inşaat sırasında Nero'nun Domus Aurea'sı tümüyle yerle edilmemiş, bazı bölümleri bu hamamın yapısında kullanılmıştı. Aslında bugün Domus Aurea'nın girişi olan yer Traianus hamamının eksetrasıdır. Burada görüyorsunuz. Bugün burada yapılmış olan çok hoş modern bahçede gezerken Traianus hamamı ile Domus Aurea'nın kalıntılarını bir arada görüyorsunuz. Bu arada Google Earth gerçekten inanılmaz. Burada gördüğünüz bu yuvarlak aslında Nero'nun aşağıda yer altında bulunan sekizgen odasının okulusudur. Bugün üzeri bir ızgara ile kapatılmıştır. Yani gördüğünüz gibi hemen Colosseum'un yanında bulunan Domus Aurea'yı gezmek isterseniz içeriye daha geç dönemde inşa edilmiş olan Traianus hamamının eksetrasından girmeniz gerekiyor. Girdiğinizde de kendinizi bir dizi koridorda buluyorsunuz. Bu koridorları daha önce Fabulus'un önce 1. stilde ardından 3. ve 4. stillerde yaptığı resimlerden söz ederken görmüştük. Hatırlayacağınız gibi Domus Aurea Fabulus'un hapishanesi olarak tanımlanıyordu. Burada o kadar çok sayıda oda ve koridor var ki bunları resmetmek gerçekten bir ömür sürmüştür. Burada beşik tonozları, duvarları stucco üzerine 3. ve 4. stilde dekore edilmiş koridorlardan bazılarını görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Domus Aurea boyunca uzanan bir dizi köprü var. Bunlar sarayın içinde bir yerden bir yere su taşımak üzere yapılmış. Bu yapıda gördüğümüz bir başka akıllı tasarım. Koridorlardan birinden bir başka görüntü. Burada henüz sözünü etmediğimiz ama gelecekte göreceğimiz bir özellik var. Bu tuğla kaplı beton bir duvardır. 64'teki yangından sonra Romalılar taşın çok kolay yandığını fark ettiler ve artık taş iyi bir kaplama malzemesi olarak görünmüyordu. Yerine bir şey yapmaları gerekiyordu. Tuğla yangına karşı daha dayanıklıydı. Böylece duvarları tuğla ile kaplamaya karar verdiler. Bu Pompei'de gördüğümüz kiremit tuğla değil, gerçek tuğla. Bu dönemde tuğla burada gördüğünüz gibi stucco ile kaplanıyor, sonra üzeri boyanıyordu. Yani antik dönemde buradaki tuğlalar görünmüyordu. Ama çok da uzun olmayan bir süre sonra Romalılar tuğlanın kendi başına aslında çok hoş bir malzeme olduğunu fark ettiler ve tuğlaları görünürde bırakmaya başladılar. Ama henüz oraya gelmedik. Bunlar Fabulus'un 4. stildeki resimleri. Bunu daha önce görmüştük hatırlayacaksınız. Domus Aurea'da mimari unsurların yeniden kullanılması ve mimari kafesler. Bu tek oda daha önce de dediğim gibi bu sömestirde şu ana kadar sözünü ettiğimiz en dikkat çekici, en önemli mekandır. Nero'nun Domus Aurea'sındaki sekizgen oda. Burada odanın Ward Perkins'ten alınmış kesitini, planını ve aksonometrik çizimini görüyorsunuz. Burada odanın nasıl bir mekan olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Bu gerçek bir sekizgen.
Kubbeli odada sekizgen içine yerleştirilen yuvarlak planlı mekan deneyiminden sonra betondan gerçek bir sekizgen yapabileceği fikri doğmuş, burada da bunu başarmışlardır. Odanın sekiz kenarı olduğunu görüyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi burada ışınsal nişler var. Ama bunlar Pompei Frigidarium'larında ya da Baia Termal Hamamı'nda gördüklerimizden çok daha geniş mekanlar ve farklı şekildeler. Hepsi aynı değil, iki tanesi haç biçimli, diğerleri dörtgen. Bu aksonometrik çizimde nişleri oluşturan mekanların içinde mekana daha önce hiç olmadığı kadar heykelsi bir kalite katan başka nişler var. Mimarların bu ustalığı hiç de küçümsenecek bir ustalık değil. Domus Aurea'daki bu sekizgen oda neden bu kadar önemli? Burada bir dizi neden sıraladım. Öncelikle dikdörtgen formun Yunan ve Etrusk mimarlığından beri süregelen egemenliğine son veriyor. Mekan içinde her yerde bir manzara elde edilmesine olanak veriyor. Romalıların manzara ve görünümü çok önemsediklerini biliyoruz. İç mekan çevresinde bir kılıf oluşturuyor. Roma beton inşaatının uzun bir süredir izini sürdüğümüz teknik ve estetik potansiyeli bu yapıda kendini gösterir. Bu yapı masif unsurlardan hafif unsurlara geçişi simgeler. Yani Portunus Tapınağı gibi yapılarda gördüğümüz masif duvarlardan ve çatılardan bir sınır içine alınıp şekillendirilen boş mekanlara geçilmiştir. Artık duvarlar değil, iç mekan önemlidir. Bu yeni iç mimaride ışık, aydınlatmanın yanı sıra dramatik etkiler yaratması bakımından da çok önemli bir rol oynar. Nero'nun Domus Aureus'ındaki sekizgen odanın önemini ne kadar vurgulasak gerçekten azdır. Ünlem, ünlem, ünlem. Sekizgen oda Roma mimarlığında yaşanan ve ilk izlerini Palestrina gibi yerlerde gördüğümüz devrimin habercisidir. Betonun daha önce sözünü ettiğimiz estetik potansiyeli en nihayet burada tam anlamıyla gözler önüne serilir. Bu odanın günümüzdeki durumu. Sekizgeni görüyorsunuz. Kubbeyi görüyorsunuz. Sekizgen form bir kubbeye dönüşüyor. Bu sekizgen kenarın tepede birleşerek bir kubbeye dönüştüğünü görüyorsunuz. Burada da nişleri görüyorsunuz. Bu nişlerle merkezi mekanın nasıl genişletildiğini görüyorsunuz. Bunların içinde yer alan ve mekana heykelsi bir kalite ekleyen nişleri görüyorsunuz. İçeri süzülen ışık hakkında da bir fikir edinebilirsiniz. Mekan antik dönemde çok şık bir şekilde dekore edilmiş olmalı. Burada odanın restore edilmiş halini görüyoruz. Burada yine Mısır'dan, Afrika'dan, Anadolu'dan, Yunanistan'dan getirilen çok farklı renklerde mermerler kullanılmış. Pompeylilerin duvarlarında görmek istedikleri işte buydu. Ama burada duvarlar, zemin farklı renklerde gerçek mermerlerle kaplı. Yukarıda ise tavan stukolanıp boyama desenlerle kaplanmış. Nero'nun bu odaya girince ne hissetmiş olabileceğini ancak hayal edebiliriz. Aslında elimizde Nero'dan bir alıntı var. Roma'da Domus Aurea'nın yapımı tamamlandığında Nero şöyle demiş, alıntı yapıyorum. En nihayet insan gibi yaşayacak bir evim oldu. Yani Nero için bu saray o kadar önemliydi ama buranın tadını ancak kısa bir süre çıkarabildi. 68 yılında öldü. Sanırım siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Nero, Domus Aurea ile özellikle de sekizgen oda ile hatırlanmak isterdi. Bunu da başardı. Teşekkür ederim.